Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız görkemli bir açılışla yerini aldı. Oho, ikinci sezon onayını bile aldı. The Protector ismiyle karşımızda olan dizi ilk sezonuyla toplamda 10 bölümlük haliyle karşımızdaydı. Dizi 2016'da İpek Gökdel'in yazdığı Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi isimli kitabı kendine referans almış. İpek Gökdel yıllar önce bu hikayeyi televizyon kanallarına vermeyi çok istemiş ancak televizyon kanalları bunu reddetmiş. Netflix'te adeta biz de sizi bekliyorduk dercesine ilk Türk dizisi için böyle orijinal bir konu istiyorduk demiş. Netflix bu. 190 ülke 150 milyon abone demek. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy'un haricinde İstanbul, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazal Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Yurder Okur ve Burçin Terzioğlu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Burçin Terzioğlu yani büyük ihtimalle ikinci sezonda daha fazla yer alacak ama birinci sezonun sonlarına doğru da kendisini gördüğümüze sevindik. Kitaptan uyarlama olan dizimizin konusu kabaca şöyle. Sıradan bir hayat süren Hakanlar, bir Hakan var. Kapalı çarşıda sıradan bir hayat süren Hakan'ın aslında çok daha büyük sorumlulukları olduğunu, İstanbul'u ve Ayasofya'yı tehlikelerden ve düşmanlardan koruması gerektiğini öğrenişini birlikte izliyoruz. İstanbul'un gizemli tarihinden eserlerinden örnek alınarak yola çıkılan bu hikayede Topkapı Müzesi'nin ilginç koleksiyonu tılsımlı gömleklerinde payı büyük. Dizinin yönetmenliği Can Evrenol'un ellerinde. Dizi sağlam bir bütçeye sahip aslında. Can Evrenol hatta hayatımda hiç bu kadar karavanı bir arada görmedim demişti. Netflix'in CEO'su da The Protector için The Protector Türkiye'de çekilen bir süper kahraman hikayesi. Amacımız Türkiye'nin politikasını değil Türkiye'nin nasıl bir yer olduğunu göstermektir demiş. Dizi iyi olmaya müsait bir konuya sahip aslında. Çünkü içerisinde fantastik karakterler barındırıyor ve Türkiye için bir ilk. Bizim Marvel'dan neyimiz eksiklercesine yazılmış bir senaryo var ortada. Modern İstanbul'da geçen doğaüstü güçlere sahip olan karakterlerin birbiriyle savaşması fikri ilgi çekici. Ölümsüzler ki bunlar genelde ölüyorlar. Muhafızlar, dirilenler falanlar filanlar. Ayrıca Narcos'un yapımcısı, Argo'nun yapımcısının da bu işin içinde olması beni bayağı ümitlendirmişti. Yani aslında her şey çok ümit vericiydi. IMDb'ye 9 küsür puanla girmişti Hakan Muhafız. Ancak ben en son baktığımda 7.9'a gerilemişti bile. Şimdi öncelikle konudan başlayalım. Konu klişe demişler. Ya bir durun hele. Konunun klişe olması önemli değil ki. Yani zaten bütün konular hemen hemen klişedir. Bir süper kahraman hikayesi ne kadar klişe olmayabilir ki? Hangi Marvel filminin hikayesi klişe değil ki? Yani ortada bir süper kahraman olur ki bu genelde babası, annesi vefat etmiş, öldürülmüş olur. İşte onu büyüten, besleyen, bu yaşa getiren bir amca ya da bir teyze olur ki bu genelde amca olur. Sonrasında dünyayı kurtaracak olan bir hero. I can hear a hero baby. Konu klişe olabilir ama Türkiye'de ilk defa işleniyor ya. O yüzden ilginizi çekebilmeli başta. Diyorsunuz ölümsüz var. Bu da muhafızmış. Hikayesi tamam bakalım nasıl işleyecek bizimkiler. Konusu yani bana hiç batmıyor. Sıkıntı nerede başlıyor oraya gelelim. Bu klişe konu daha da klişe metinlerle, daha da klişe repliklerle batırılmış. Babasını yeni kaybeden bir insana sen muhafızsın. Senin görevin ölümsüzleri öldürmek. Bunu anlamıyor musun? Diye soru sorduran senariste sıkıntı. Ha anlıyor Anlıyor canım anlıyor. Neden anlamasın? Ve diğer sıkıntı tabii ki bu repliklere inanmayan oyuncularda. Çok direndim sevmek için ama olmadı. Nereden tutsam maalesef elimde kaldı. Müzikler bir kere çok gereksiz giriyor. Müziklerin diziye herhangi bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Sırf müzik girilsin diye girildiğini düşünüyorum açıkçası. Hiçbir inandırıcılığı olmayan sahneler dolu. Efektler yani bunu herkes söylemiş ama hadi bir de ben de söyleyeyim. Yani şu efekt sahnesi nedir abi ya? Ya yapmayın daha iyi. Karakterler neden var? Neye hizmet ediyorlar? Neden sadıklar arasındaki ilişki bu kadar kopuk? Ölümsüz, tehlikeliymiş, İstanbul'u yok edecekmiş Hakan Muhafız'ın da Muhafız Hakan'ın da İstanbul'u kurtarması gerekiyormuş. Ama biz dizi boyunca, 10 bölüm boyunca İstanbul'un herhangi bir tehlikesini görmedik. Bir ara bir haberlerde ufak bir şey geçti. İşte bunlar hep ölümsüzün başının altından çıkıyor gibi cümleler döndü. Yani Hakan neyi kurtarmaya çalışıyor ve biz buna nasıl inanacağız? Bir türlü buna inanamadık. Bunun içine bir türlü giremedik. Bir karakter giriyor daha ona yakın hissedemeden kendimizi o karakter ölüveriyor ya da gidiveriyor. Diyorsun yani niye girdi şimdi bu? Niye çıktı? Yani mesela gazeteci. O kadar havada bir karakter ki. Mesela işte kıvırcık saçlı büyük adada yaşayan sadık çocuk. Lan çocuk öldürüldü. Kimse de kalkıp demedi ki bu çocuk nerede ya? Bu çocuk kayıp ya. Kaç gündür yanımızdaydı. Bizle geziyordu tozuyordu. Bu çocuk nerede? Çocuk girdi öldü. Ya yani çok soru var.
ama hiç cevap yok. Hakan bu kadar büyük bir güce sahip madem ve siz bunu biliyorsunuz, neden bunca zaman o Hakan'a iki tokat bir tekme atması öğretilmemiş? Yani o tosunlu gömlek orada mı saklanır? Hakan gömleğin yerini o kadar mı iyi bilir, eliyle koymuş gibi alır? Trajik hatalar, saçma sapan diyaloglar. Hazal Ergüçlü, hiç mi inanmadın ya? Şu kadarcık inanmadın mı yani? Ki ben çok severim Hazal Ergüçlü'yü de, Yurdaer Okur'u da. Ama yani onlar inanmadıktan sonra biz nasıl inanalım? Ben hiçbir bağ kuramadım, hiçbir yakınlık kuramadım Hazal Ergüçlü ile Yurdaer Okur'un karakterlerine. Leyla ile Hakan'ın aşkı. Ya bu ne aşkı? Bir haftada dünyayı kurtarmaktan vazgeçecek kadar aşık mı oldun be ya? Pardon, İstanbul. Ama haklısın. Biz inanmadık ki sen nasıl inanasın İstanbul'u kurtaracağına. Okan Yalabık, kalp ben. Sen hep aşık ol Necdet. Ay Faysal. Ben Okan Yalabık'ı beğendim. Okan Yalabık'ı beğenmediğin hiçbir proje olmadı zaten bugüne kadar. Çünkü Okan Yalabık'ta ne var biliyor musunuz bence? Kendisine yazılan replikleri kendi doğalıyla harmanlayabiliyor. Ve ortaya doğal bir oyunculuk çıkıyor. Yani o senaryoda yazan replikleri hemen diye inanmadan söylemiyor. Ve büyük ihtimalle yardımcı kelimeler kullanıyor. Onu nasıl doğala getirebileceğini buluyor. Ve onun söylediği replikler hiç de yapay, hiç de uzak kaçmıyor. Yani bu projeye inanmış üç insan gördüm. Mehmet Kurtuluş, Okan Yalabık ve Çağatay Ulusoy. İyi ki Çağatay Ulusoy inanmış, bir de o inanmasaydı ne yapacaktık? 10 bölümü izleyemezdim yani. Yani hep bir tarafım ama ilk defa deneniyor ya. Çok da gömmemek lazım. Bak burası da fena değil. Çok da şey yapmamak lazım. Okan Yalabık güzel bakmış. Aa, martılar İstanbul harika görünüyorlar. Mehmet Kurtuluş güzel oyuncu. Burçin Terzioğlu var. Herhalde ikinci sezonda var. Bu sahne hoş. Yani ağzımdan en fazla çıkanlar bunlar oldu. Zorladım ama özür dilerim, olmadı. Beklentimi de çok da yüksek tutmamıştım halbuki. Daha iyisi yapılabilirdi. Daha iyi örneklerimiz var. Daha iyi internet dizilerimiz. Daha az bütçeyle yapılan daha iyi internet dizilerimiz var. Türü farklı olabilir ama bilemiyorum Altan.